Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumunda birlikteyiz ve değişen siyasi liderlik, yerel ve küresel sorunları konuşacağız. Aslında kaçınılmaz olarak yaşadığımız toplumsal değişimler liderlik tarzlarında da ve liderlik tarzlarında ortaya çıkan yeni değişimler kaçınılmaz olarak dönüp hem yerel hem küresel ölçekte yeni farklı etkiler ortaya çıkarmakta. Bugün misafirlerimizle öncelikle Sayın Radmila Nakaraday ile başlayacağız. Belgrad Üniversitesi'nde Fahri Profesör, Sosyolog, Öğretim Üyesi kendisi. Sırbistan'dan misafirimiz Belgrad'dan forumumuza katılmak üzere geldi. Belgrad Üniversitesi'nde sosyolog, üniversitede barış çalışmaları bölümü kurulmasına öncülük etmiş bir isim. Küresel mücadeleler, Yugoslavya'nın dağılması, geçiş ve uzmanlaşma konularında araştırmalar yapmakta. Bugün biz kendisinden küresel düzensizlik ortamında değerler ve vizyonlar üzerine dolayısıyla hem liderliği hem de liderlerin yeni küresel düzensizlik ortamında değerler ve vizyonları üzerine bir konuşma yapacak. Hiç kimse Hiroşima'da yaşananları hayal etmemişti. Kimse Auschwitz'te yaşananları hayal etmemişti. Orada aşılan eşik gücün ahlakı açısından çok tehlikeli sonuçlar doğurdu. Ve bugün de bunun farklı yansımalarını yaşıyoruz. Ben şimdi Sayın Doçent Doktor Yalçın Akdoğan'a söz vermek istiyorum. Sayın Akdoğan da özellikle siyaset ve AK Parti'nin siyaset felsefesinin şekillenmesinde etkili olmuş bir isim ve tam da şimdi Sayın Radmila Nakaraday'ın siyasi liderlik ve siyasi liderliğe ihtiyacımız var tespitinin üzerine daha adil bir dünya mümkün diyen bir liderle yakın çalışan bir hem akademisyen hem siyasetçi olarak onun da bu konuda görüşlerini alalım. Buyurun. Bozulmanın ve tefessühün hakim olduğu dönemlerde birileri Mesih, Mehdi beklese de orta yerde duran sorunların yine insanoğlu tarafından çözülmesi gerekiyor. Her sorunun kaynağı belki siyaset değil ama temel çözüm yöntemlerinin başında siyaset geliyor. Yani dünyanın bir yerlerinde insanlar ölüyorsa, açlık varsa, sefalet varsa, savaş varsa bu birilerinin aldığı kararlar veya attığı bir takım adımların neticesinde, yani bir liderliğin, bir yönetim probleminin neticesinde aslında ortaya çıkıyor. Evet, 20. yüzyılda birçok ideoloji, bunların rekabetleri, çatışmaları, bu ideolojiler ve muhtelis liderleri dünyanın başına bela oldu diyebiliriz. Yeni milenyumda ise insanlık adeta bir akıl tutulması yaşıyor. Despot rejimlerin katliamları arş-ı âlâya titretiyor. Çifte standart, ilkesizlik, samimiyetsizlik kol geziyor. İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, faşizm, kin ve nefret salgılıyor. Demokrat geçinen Batı dünyası darbelere, teröre, şiddete, zulümlere sessiz kalıyor. Milyonlarca göçmen kucak açılmak yerine ölüme terk ediliyor. Bunlar ortada bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu sorun dediğim gibi liderlik boyutu var. Siyaset tarzı ile ilgili bir boyutu var. Siyaset genel olarak amacı nedir? İyi yaşama ulaşmak, mutluluğu sağlamak, ortak iyiyi bulmak, adalet ve erdem gibi kavramları hayata geçirmek. Siyaset antik çağlardan beri bu amaçları gütmüş. Bize göre siyasetin en temel amacı adaleti tesis etmektir. Adalet olmadan ahlak olmaz. Ahlak olmadan ise siyasetin dünyanın başını açtığı sorunlar çözülemez.
Evet, dünya birçok sorunla debeleniyor ama bunların temel kaynağı bence yönetim krizi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tabii hem ortaya koyduğu siyaset tarzıyla, büyük meydan okumalardan geçmesiyle, Türkiye yaptığı hizmetlerle, bugün dünyada çağ açan liderlik sergilemesiyle kayda değer önemli bir lider. Ama ve karizmatik olarak tanımlanan bir lider. En azından yani bütün o başarıları, liderlik performansı bir tarafa 20 yıldır iktidarda olan bir lider. Kimlik siyaseti, popülizm ve bunun bir şekilde iktidara taşınması bugün dünyada gördüğümüz birçok sorunu beraberinde getiriyor. Yeni dönemde sorunları aşmak için öne çıkarmamız gereken ana kavramlar olarak ben adaleti, ahlakı, vicdan, ortak akıl, dayanışma, özgür düşünce, merhamet ve cesareti görüyorum. Bugün Türkiye olarak biz bölgesel bir liderlik sergiliyoruz. Zaman zaman dünya çapında bir liderlik sergiliyor Cumhurbaşkanımız. Bu biraz işte Türkiye içinde siyasi dengeleri değiştirdik. Statükoya, müesses nizama, derin devlete bir şekilde o yerleşik yapıya karşı protest bir karakterle ortaya çıktık. Değişimci bir karakterle. Böyle bir bu meydan okumalar, bir sürü riskler, tehditler de elbette beraberinde getirdi. Şimdi aynı şekilde dünyada da bir müesses nizam var. Bir takım yerleşik kabuller var. Güç odakları var. Bunlara karşı onların dediğini yapmamak, haklının yanında durmak, mazlumun yanında durmak, garibana sahip çıkmak, bu da bir cesaret, bu da bir mücadele, bu da büyük bir liderlik gerektiriyor. İlk başta belki aykırı görülüyorsunuz. Yani bütün dünyaya sen nasıl kafa tutarsın be kardeşim? Yani bu hiç rasyonel değil. Bu yaptığınız gibi görülebiliyor. Ama işte o rasyonel gibi görünmeyen cesur davranış, ahlaki bir değere yaslanarak hakkın, özgürlüğün, aklının yanında durduğu zaman bir takım şeyleri değiştirmeye başlayabiliyor. Ve bugün dünyada bunu görüyoruz. İşte BM'nin yapısal dönüşüme uğratılması gerektiği ihtiyacından işte küresel bir tane mi var, iki tane mi var, kaç tane güç var vesaire bu şeye girmeden hakkın, hakikatin yanında duran bir liderlik sergiliyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ben evet, çok teşekkür ediyorum.